Merhaba, ben ürolog doktorunuz Demet Dinçer. Bu mucize ilaç sayesinde 1000 kaplan gücünde olacaksınız. Çiviyi çekiçsiz çakacaksınız. Adeta bir makineli tüfeğe dönecek, vurduğunuz yerden ses getireceksiniz. Desene alet çantası gibi olacağım. Alo? Ben 2 kutu... Yok. 4 kutu. Yok. Depoda ne kadar var? Toptan fiyatına 50 kutu alırım. Tabii efendim. Baba ne yapıyorsun sen ya? Kutular, siparişler, ne işler çeviriyorsun gene? Ne kutusu, ne siparişi? Keri zekalının biri aramış. Kapımı ne satıyorlar anlamadım. Ver bakayım ne satıyorlarmış. Poşetin içinde gönderiyoruz. Çiviyi çekiçsiz çakacaksınız diyorum amca. Kapıda ödeme bizimkisi. Ya bizimki kapıda çok ödeme değilsin ya. Biz bu halinden zor baş edeyim. Çivi çekiç bir şey de değilsin. Hadi hadi telefonu. Baba sen ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ne yapıyorsun sen ya? Paraş kuru ayırık olmayı, yapma ki yürük olmayı. Senin hapı önünü biz nasıl keserip ben bilemedim ya. Tövbe de la. O ne biçim laf? Saygısız evlat. Önüm lazımdır daha bak. Bu malın önünden başka neyi kaldı ki? Öttersen zaten tutmayayım. La ilahe illallah. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun baba? Bir gün bir karının üstünde bırt diye öleceksin, kalacaksın. Kaç yaşına adamsın sen? Ne varmış yaşımda? Ben zımba gibiyim ha. Hadipçuk gibiyim. Sen ne öyle jandarmaların peşinde dolanıyorsun? Bundan sonra telefonu yasak değilim sağa. Küvercin mi alır oturursun, tumandan mı haberleşirsin bilemem. Asiye! Asiye! Ya ne oldu Ufley? Ne kadını yırtarsın? Bak Asiye, bundan sonra gözünü babamın üstünden ayırmayasın. Tuvalete sıçmaya gitse peşine gideceksin adım adım. Yoksa hesabını sağa sorarım. Yaşağımdan düşene bak. Bu basından nasıl konuşayım? Ben maça gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun baba. Karar yüzünü okudum. Bu ne adı ya? Yok civiz akarsın çekilsizse tövbe. Yine bir hocaya sor programıyla daha karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün ne hakkında konuşacağız hocam? Aslında ben bugün konuşmak istemiyorum. O zaman biz bir soru alalım mı hocam? Alalım. Hocam bizim Trabzonspor maçlarında çok acayip küfürler ediyorum. Günah beyik midir? Şimdi ofsayttan atılan gollerle verilmeyen penaltılara küfür ettiğin zaman günah yok tabii. Ne dersin? Esse mi değilsin? Dalga mı geçiyorsun lan? İyice ettiniz beni Girice babacı ya. Herkes günah çıkarmanın peşine. Tamam hocam, o zaman bir telefon bağlantısı yapalım ha? Yap. Alo. Hocam ben oruçluyken ölsem ne olur acaba? Orucunu pamukla açmış olursun, ne olur? Ay hocam sakin lütfen. Hadi hemen bir soru daha alalım. İyi günler hocam. Bize her yer Trabzon değil mi? Öyle. O zaman ben İstanbul'dayken Trabzon'da okunan ezanla orucumu açabilirim demek ki. Sen açabilirsin. Hatta sen oruç tutmasan da olur. Yok Allah'ım, günah yazma yaramı. Bir soru daha alıyoruz. Sen o kadar parmak kaldırıyorsun. Bir sor bakalım, sen bayağı iştahlı parmak kaldırdın. He. Hocam affedersiniz. Gaz çıkartmak abdest bozar mı? Kokusuz ve sessiz yaparsan bozulmaz. Ama kokulu ve sessiz yaparsan bozulur. Çünkü kötünün ayarı bozulduğundan dolayı. Aman hocam ne olur sakin ol ya. Belliydi abunun osuruktan bir soru soracağı. Çok belliydi yani. sen haberle külerken o zaman reklama gidelim de bari kanal para kazansın. Senin abu külmelerin bitmez. Hocam bir şey soracaktım. Acelem var, çabuk sor. Hocam cuma namazını televizyondan naklen izlerken evde kılabilir miyim? Hani camiye gitmek biraz zor geliyor da. Sen ha bu kafadan puzulabın üstüne siyah bir tane örtü at, hacca da gitmiş sayılırsın. Hocam, Müslüman bir adam, Hristiyan bir kadınla evlenebilir mi? Ya Müslümanla da evlensen, Hristiyanla da evlensen o buzdolabına 2000 lirayı vereceksin evlenirken. Buradan kurtuluş yok. Ya hocam, ha bu kokulu hayattan Kabe'yi dolaşsak tavaf sayılıyor mu? Tabii sayılır ya. Zaten onu onun için yaptılar. Tövbe estağfurullah. Kur'an'a bir tane kelamı dinledi ya. Ey büyük Allah'ım ya. Şu Alman markası bütün arızalı araçlarını geri çağırdı da. Sen ha bu arızalı kullarını niye çağırmayasın geri ya?